Bir genç kız, bir kadın neden narsist bir erkeğe aşık olur? Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz kadınlar narsist bir erkeğe çok hızlı aşık oluyoruz. Yani sağlıklı erkeklere o kadar hızlı bağlanmıyoruz, bağımlısı olmuyoruz onların ama ortada narsist bir adam varsa, karşınıza çıktıysa ki şimdi ne zaman karşınıza çıkar, nasıl hayatınıza gireri konuşacağız birazdan. Çok hızlı bağlanıyoruz ve aşık oluyoruz. Şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutunmak diye dediğim gibi bir söz var. Ve çoğu kadın aslında narsist bir erkeğin pençesine böyle bir zamanda, yani çok zayıf olduğu bir zamanda düşüyor. Narsist erkekler çok iyi avcıdırlar ve sizin zaaflarınızı çok iyi bilirler. Okurlar sizi, iyi gözlemcidirler ve sizi çoğu zaman sizden iyi tanırlar. Sizi avlarlar, yani onların ağı olursunuz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl avlıyorlar? Hani hiç öyle değil, çok cool görünüyorlar falan. Öyle değil. Şimdi genellikle baktığımızda erken yaşta yapılan evliliklerde, yani bir genç kızsanız şu anda dinliyorsanız beni, baba evinizde çok, baba ocağınızda ciddi problemler varsa, babanız alkolikse, sizi dövüyorsa, üvey anne varsa evde, maddi olarak çok sıkıntı yaşıyorsanız böyle bir erkeğin eline düşme ihtimaliniz çok yüksek. 16, 17, 18, bakın bu yaşlar özellikle çok tehlikeli yaşlar. Çünkü kontrol edilmeniz yaşınız itibariyle de çok kolay. O yüzden de sizden yaşça büyük 25, 26, 27 yaşlarında genç erkeklerin direkt hedefisiniz. Narsist erkek, sevgili hanımlar, neye ihtiyacınız varsa onu görür ve onu size verir. Daha önce hiç kimsenin sizin için yapmadığı şeyleri yapar ve ayaklarınızı yerden keser. Onaylanmaya mı ihtiyacınız var? Sizi onaylar. Kabul edilmeye mi ihtiyacınız var? Sizi kabul eder. Güvende olmaya mı ihtiyacınız var? Sizi sahiplenir, sizi korur. Korkma der. Ben yanındayken sana hiçbir şey olmaz. Paraya mı? Korkma, ben varım, ben sana bakarım der. Ama sonra sizin paranızı yer, o ayrı bir şey. Ama neye ihtiyacınız varsa onu böyle bakar. Korkuyor musunuz? Çok cesur görürsünüz. Hiç, onun yanında hiç korkmazsınız. Onun yanında size hiçbir şey olmayacağını düşünürsünüz. Sizin kendi başınıza halledeceğiniz işleri o sizin adınıza halleder. Mesela güçlü bir iş kadınısınız, böyle çok yorulmuşsunuz, hayat sizi çok yormuş, anne babanızın sorumluluğunu taşımışsınız, böyle çok yorgunsunuz falan. Bu adam karşınıza çıkar, ben hallederim der. Kapınızı açar, sandalyenizi çeker, ondan sonra arabanızı alır, servise götürür, arabanızın benzinini doldurur, getirir. Minik minik şeylerdir. Ama bir bakarsınız, alışmışsınız. Başta, benim ne işim var bu adamla dediğiniz bu adamlar bir bakarsınız, öyle bir yük alır ki omuzlarınızdan başlangıçta. Dersiniz ki ya hiç kimse daha önce böyle bir şey yapma. Yaptıkları şeyler de çok basit şeylerdir. Çok basit. Ama bunları samimi olarak yapmazlar. Fakat siz o sırada o kadar yaralısınızdır, o kadar acizsinizdir ki karşınızdaki insanın samimi olup olmadığını sorgulayacak durumda değilsinizdir. Yani şöyle söyleyeyim, bu insanlar sizin susuz zamanınızda aslında size sadece bir bardak su vermiş insanlardır. Sadece sizin susuz olduğunuzu fark etmişlerdir. Ve eğer siz hayatınızın acılı bir döneminden geçiyorsanız, iş hayatından kurtulmak istiyorsanız, baba ocağından kurtulmak istiyorsanız, eski sevgilinizden kurtulmak istiyorsanız, aşk acısından kurtulmak istiyorsanız, ne bileyim artık çalışmamak, evde oturmak istiyorsanız, her neyse istediğiniz onu size vaat eder. Ve siz ona minnettar kalırsınız. Minnettar. Oysa tek yaptığı şey arkadaşlar, bakın bu narsist insanın tek yaptığı şey size bir bardak su vermektir. Ve bir bardak suyun değeri aslında aynıdır. Bu şişe 1 TL. 1 TL ve bu her yerde 1 TL. Ama çölde susuz kaldıysanız bu şişeye bütün servetinizi verebilirsiniz. İşte ben burada böyle bir erkekten ayrılamayan bir kadınla karşılaştığım anda, ki bir taraftan sürekli eşlerinden şikayet ederken, bu kadınlar koymuşken içim bari, bir taraftan sürekli şikayet ederken öbür taraftan, mesela hep daha önce de bir yerde verdim, ben ilk videoda da verdim bu örneği, eşinin bankamatikten, şey, internet bankacılığından diyor ki ama ben bunları yapamam, internet bankacılığından adam elektrik su faturası ödüyor. Bir tanesinin kocası böyle şey yapıyor, sürekli şeyleri hallediyor, bir formalite işleri hallediyor. Abuk sabuk, mesela güçlü kadınlar, narsist erkeklerin eline düşmüş, güçlü demeyelim, kariyerli kadınlardan bahsediyorum. Yani çünkü çoğu ev hanımı, maddi olarak çaresiz kadın belki bana diyecektir ki param olsa bu adamı hemen boşarım. Hayır arkadaşlar, narsist bir erkeği paranız olsa da boşayamıyorsunuz çünkü boşanmıyor. Ben burada özellikle terapi ortamında çok karşılaşıyorum.
En çok da maddi olarak ayakta duran kadınların bu erkeklerden kurtulamadığı. Yani parası var, ofisi var, iş yeri var, aileden kalan mirası var, her şeyi var. Ama böyle ne bileyim o erkek onu alıştırmış. Hani kadın diyor ki ama diyor ya arabalar falan var diyor şimdi diyor. Ya da kiracı var diyor. Kirayı onlardan kim alacak diyor. Bu diyor işte internetten işleri kim alacak. Uçak bileti bile alamıyorum ki ben diyor. Çünkü adam hep halletmiş. Kadın dağları devirmiş, dünyanın işini halletmiş ama böyle gözünde büyüyen işler var. Arabayı servise ben nasıl götüreceğim? Hep böyle erkek hallediyor çünkü onları. Onları hallettiği için de şuna inandırmış. Kadına diyor ki sen çöldesin ve su benim elimde. Bir kere öncelikle bu inancı bir kırmamız lazım. Bu inancı bir kırmamız lazım. Şimdi bu inancı falan kırıyoruz da. Neyse konuyu çok dağıtmadan çünkü bu uzun bir konu, büyükçe bir konu. Narsist erkeğin eline zaaflı zamanlarımızda düşüyoruz. Ve biz takvim yaşımızdaki kadın, mesela 30 yaşındasınız, 25 yaşındasınız. Şimdi 25 yaşında bir kadın olarak o ilişkiye başlamıyorsunuz. İçinizdeki çocukla, içinizdeki 5 yaşında kız çocuğunun ihtiyaçlarını görüyor bu erkekler. Yani nedir? En çok da kendinizi güvende hissedemediğiniz zamanlarda size konfor alanı sunuyorlar. Onun yanında kendinizi güvende hissediyorsunuz. Onun yanında bana bir şey olmaz diyorsunuz ve bunun için çok ağır bedeller ödüyorsunuz. Çoğu zaman narsist erkekler sizinle değil, sizin içinizdeki çocukla ihtiyaç bağlantı kuruyor. Ve narsist bir erkeğin elinden kurtulmak için onun içinizdeki çocukla olan bağını kesip kendinize şunu demeniz lazım. Ben artık yetişkin bir kadınım. Kendi güvenliğimi kendim sağlayabilirim. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Kabul edilmek, yani kendimi kabul edebilirim. Onay, çünkü bu erkekler bir taraftan da size kendinizi yeterli hissettirirler. İçeride bir yerde. Sizin bir duygunuz vardır. Bakın o sinir ucunuzu çok iyi bilirler. Onun yanında hissettiğiniz bir duygu vardır. Bütün şikayetlerinize rağmen, bana attığınız bütün mesajlara rağmen lütfen kendinize dönün ve sorun. Beni ona bağlayan şey ne? Bağlayan, evet doğru duydunuz. Bağlayan dedim, bağımlılık demedim ama şimdi söylüyorum. Narsist erkeklerin bağımlısısınız. O erkeğe bağımlısınız. Hayır canım ne münasebet, bağımlı falan değilim diyebilirsiniz. Ama bağımlısınız. Bağımlısınız diyorsam bağımlısınız gibi oldu. Şöyle arkadaşlar, bağımlılık şöyle gelişiyor. Hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi size veriyorlar. Diyelim ki bu uyuşturucu bağımlısının eline düştünüz. Ne yapıyor size? Hiç ihtiyacınız yokken size damarınızdan bir madde zerk ediyorlar. Ve bir süre sonra siz onu istemeye başlıyorsunuz. Bağımlılık böyle bir şey. İşte bu erkeklerde ihtiyacınız olmayan şeyleri sizin adınıza hallederek sizin gücünüzü elinizden alıyorlar. Sigara bağımlılığından bir farkı yok. Nefret ediyorsunuz sigara içmekten ama içiyorsunuz. Tatlı yiyorsunuz, pişman oluyorsunuz, suçluluk duygusu duyuyorsunuz ama tatlı bağımlılığı devam ediyor. Bu insanlara da böyle bağımlı oluyoruz aslında. Bunun bir bağımlılık olduğunu ve her bağımlılığın altında bizim kendi zaaflarımız yattığını unutmayacağız. Ve bu zaafı bulmak sizin işiniz. Bunu düşüneceksiniz. Kendi başınıza halledemiyorsanız yardım alabilirsiniz. Ama bence her gün yarım saat içinizdeki çocukla bir konuşma yaparsanız, kendinize dönüp beni bu adama bağımlı kılan şey, duygu ne diye bunu bulursanız, çünkü bir taraftan da kurtulmak isterken öbür taraftan bu adam sizi terk edecek gibi yapınca da, surat asınca da büyük panik olanlarımız da var. Ya acaba falan. Hep bir tereddüt. Hep bir tereddüt. Oluyorsa kendinizdeki o duyguyu bulmanız gerekiyor. Bunun için kitaplardan, terapistlerden ya da ne bileyim işte bizim videoları böyle takip ederek doğru kaynaklardan lütfen, ama en doğru kaynak yine sizin içinizdedir. Rüyalarınızı takip edin, meditasyon yapın, tefekkür yapın, tefekküre dalın, düşünün. Yani hep aynı modeli tekrar etmeyin. Şimdi narsist bir erkeğin elindesiniz, evlendiniz. Baba evinden kaçarken, eski aşkınızdan kaçarken, hayatta çok yorulmuştunuz. Mesela ne bileyim belki bekar bir annesiniz, daha önce evlenip ayrıldınız, çocuğunuz var. Ve bu kişi çocuğunuza çok iyi baba gibi göründü. Dediniz ki evet ya tamam buldum. Mesela böyle olabilir. Hani bekar anneler varsa izleyenler arasında çocuğunuzla böyle acayip bağlar falan kurarlar. Dersiniz ki evet ya tamam buldum. Yani kendi babası işte yok çocuğunuzun ya da boşanmışsınız, terk etmiş sizi ve sizi çocuğunuzdan da yakalayabilir. Yani sizi bir yerden yakaladı. Bunu anladınız artık. Bunu tekrar edip durmayayım. Ve size konfor alanını sağladı. Bakın hayatta böyle 3 tane iç içe geçmiş çember düşündük ya. Size güvenlikli alan sunar bu kişiler. Onun yanında kendinizi güvende hissettiniz. Ama bu güvenli alan bir süre sonra size sıkıcı gelmeye başlar. Hayat size sıkıcı gelir. Temel ihtiyacınız karşılandı. Birazcık bulunduğunuz yerden, pencereden şöyle bir başınızı çıkartıp büyümek istersiniz, gelişmek istersiniz. Böyle bir danışanım vardı.
İki çocuk annesi 30'lu yaşlarını sürüyor. Yine üniversite yıllarında tanışmış eşiyle. Yine böyle büyük bir aşk acısının üzerine bir taraftan baba evine dönmek istemiyor. Baba çok dırdırcı. Bir aşk acısı yaşamış, travmatik. Böyle çok güçsüz bir dönemde böyle bir ona bir yakın arkadaşı sahip çıkıyor falan. Neyse böyle birazcık kurtuluş amaçlı. Çok küçük yaş, üniversiteyi bitirir bitirmez hemen evleniyorlar. Mesleğini söylemeyeyim ama böyle bir serbest, güzel işleyen bir iş yeri var. Kızın yıllar böyle 10 yıl falan geçmiş, işten eve, evden işe falan böyle bir hayat var ama artık çocukları da biraz büyüttükten sonra ben birazcık mesleğimde kendimi geliştirmek istiyorum diyor. Şimdi bakın, narsist erkekler size hiçbir zaman doğrudan hayır demezler. Doğrudan hayır demezler. Şey diyor, eşi tabii ki diyor, hayatım diyor, gidebilirsin diyor. Ben diyor çocuklara bakarım diyor, sen o gitmek istediğin kursa git diyor. Ama ondan sonra neyse kadın gidiyor geliyor kursa, diyor ki ya diyor çocuklar hiç durmadı diyor. Hiç yemek yemediler diyor. Ama merak etme diyor, ben pizza söyledim diyor. Şimdi kadın deliriyor. Nasıl ya pizza söyledin diyor. Ben yemek yapıp koymuştum dolaba diyor. Yani şey yapmıştım ya, yemek koymuştum ya dolaba diyor. Yani bileyim diyor, işte şey yapamadım diyor. Şimdi böyle bir iki, ondan tamam diyor, sen git diyor, ben senin iş yerine de bakarım, kontrol ederim diyor. Ondan sonra neyse kadın yine gidiyor. Ya işte güzel ya diyor, idare ettik diyor. Baktım diyor elemanlardan biri diyor şey yapmış ama diyor, işte ben diyor onu işten çıkarttım. Böyle bir sürü bir şey kafasına göre. Kadın diyor ki ya bir içime diyor sindirtmiyorsun ya diyor. Bir sinir krizleri geçiyor. Ya bir içime sindirtmiyorsun diyor. Yani ona da ne diyecek? Adam da diyor ki bir dakika ya diyor. Ben sana git diyorum diyor. Destek oluyorum, çocuklara bakıyorum diyor. Daha ne yapayım diyor. Kadın tam öfkelenecekken birden kendini yeniden suçluluk duygularına gömülmüş halde buluyor. İşte narsist bir insanla yaşadığınızda kafanız hep karışıktır. İyi mi kötü mü? Haklı mı haksız mı? Yani sürekli kendinizden şüphe edersiniz. Bir fikrinizi söylersiniz bir yerde. Tamam mı? Fikrinizi söylersiniz ve söylediğinize, söyleyeceğinize pişman olursunuz. Narsist bir insan tek bir şeyin peşindedir. Bunu unutmayın. Sizi kontrol etmek, çerçeveyi çizmek. Hiçbir zaman size yine bu örnekte olduğu gibi Ayşe ile görüşmeni istemiyorum demez. Bu tür açık cümleler söylemez. Ama şöyle söyler. Ayşe seni kıskanıyor der. Ayşe'nin hareketlerini beğenmiyorum der. Ayşe'nin gözü göz değil der. Ayşe seni kıskanıyor. Bir sürü bir şeyler söyleyebilir ve siz Ayşe ile aranızın bozulduğunu fark edersiniz. Sizi giderek daha yalnız bırakır. Çünkü tek amacı sizin üzerinizde tesirli olmaktır. Ve eğer bir başkasının, annenizin, kardeşinizin, yakın bir dostunuzun sizin üzerinizde daha fazla tesirli olduğunu hissederse onu hemen düşman görür. Ne kadar yalnız olursanız onun o kadar işine gelir. O yüzden de böyle bir erkekle beraber olduğunuzda dostlarınızla aranızın bozulduğunu, çevrenizle aranızın giderek kötüye gittiğini, iş hayatınızın kötüye doğru gittiğini, giderek yalnız kaldığınızı, yalnız kaldıkça ona daha da fazla bağımlı olduğunuzu görebilirsiniz. O yüzden çok çok dikkatli olmalısınız. Eğer açıkça sizinle çarpışsa siz gereken önlemleri alabilirsiniz. Ama diyorum ya, açıkça o kursa gitmeni istemiyorum demez. O kıyafet sana yakışmıyor demez. Onun yerine şöyle söyler size. Sen kendini güzel olduğunu mu zannediyorsun? İşte ne kadar büyük görünüyor bilmem nerelerin. Ha 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 der, dalga geçer. Siz de kıyafeti çıkartırsınız. Başka kıyafet giyersiniz. Ama dediğim gibi bu kararı siz almış olursunuz. O der ki ben sana giyme demedim ki der ve hakkıdır. Size gitme demez, giyme demez, görüşme demez ama siz kendinizi otururken, görüşmezken, o kıyafetleri giymezken bulursunuz. Giderek alanınız daralır, sinirleriniz bozulur, etrafınızla olan bağlarınız tek tek kesilir. Ama diyorum ya böyle sert yapmaz, eve kapanacaksın, evde oturacaksın, bunu giyeceksin, bunu çıkaracaksın gibi şeyleri pek yapmaz. Ha, ne zaman yapar biliyor musunuz? Pek yapmaz demeyeyim, yapar ama ne zaman yapar? Siz eğer buradan, şimdi bakın onlar bu kişiyle dedim mi böyle çok şiddetli bir bağınız vardır. Sizi ayaklarınızdan aslında kalın bir iple, kelepçeyle bağlamıştır. Tamam mı? Yani sizi müthiş bir şekilde bağlamıştır. Ve siz asılırsanız, eğer asılarak o kelepçeden kurtulmaya çalışırsanız o iplerinizi zaten o çoktan ele geçirdiği için o daha hızlı. Yani diyorum ya siz onu tanımıyorsunuz. Çünkü o sizle hiçbir zaman kendisi olarak bağlantı kurmadı. Ama siz ona kendinizi açtınız. O sizin bütün zaaflarınızı biliyor ama siz onu aslında hiç tanımıyorsunuz. Çünkü o hep bir maskeyle geziyor. Neden? Çünkü kendini, eğer ben kendimi açarsam diyor içinde, bu kadın beni terk eder diyor. O yüzden de o hep zırh var ve sürekli o zırhın delinip delinmediğini, o zırhın sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. O yüzden de onunla böyle çekerek şey yapamazsınız. Yani ipleri gererek kurtulamazsınız. Her tarafınız yara olur, canınız çok acır ve o zaman sizi maalesef şöyle söylüyorum sert bir şekilde çekmek zorunda kalır ve o zaman düşer, ağlarsınız, yaralanırsınız. O zaman çeker. Ama onun size çizdiği çember içinde
ayağınızdan bağlı bir şekilde özgür olarak dolaşabilirsiniz. Ama hiçbir çaresi yoksa sizi mutlaka çekip gitmeye çalışıyorsunuz. Israrla çemberin dışına çıkmaya ve büyümeye çalışıyorsunuz. Kurtulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de sertlikle böyle bir insanın elinden kurtulamazsınız. Bu yöntem basittir. Bir anahtar var ve o anahtarla kelepçelerinizi sökeceksiniz ya da ipi çözeceksiniz. İpi çözemediğiniz sürece mümkün değil. Bakın aynı bu metaforu kullanıyorum. Mümkün değil. Hiçbir kelepçeden, hiçbir urgan ipinden böyle çekerek kurtulamazsınız. O sizi beton direğe bağladı çünkü. İpi çözmek için cesur olmanız lazım. Çünkü ip onun yanında, ip onun elinde. Onunla ve kendinizle yüzleşecek kadar cesur musunuz? O yüzden asılıp durursanız da bunun sonuçları çok kötü olabilir. Onu fazla sinirlendirmemeniz gerekiyor. Şimdi aşağı şöyle sakın bir yorum yazmayın. Dedi ki narsistleri sinirlendirme. Lütfen doğru anlayın. Hani burada ne demek istediğimi doğru anlayın. Çözüm yöntemi çünkü. Neyse birkaç tane şey yorum içinde şeyimizi bozmayalım, havamızı bozmayalım. Şimdi dedim ya, onun size çizdiği alandan çıkamazsınız. Özgür olduğunuzu zannedersiniz ama ne zaman ki bir adım atmak ve onu kontrol edemeyeceğim. Mesela bu verdiğim örnekteki kadının kocası, onun mesela kadının gittiği kurs onu kontrol edemeyeceği bir şey. Bazen şöyle de yaparlar. Canım ben de geleyim senin yanında, ben de eşlik edeyim. Mesela şöyle yapar. Kadın kız arkadaşlarıyla buluşmuştur. Aa, sürpriz yapar. Kocası başlangıçta çok mutlu olur kadınlar böyle sevgili nişan döneminde. Sürpriz, seni çok özledim hayatım der böyle. Çünkü kız arkadaşlarını tanımak ister, ne konuşuyorlar, bakmak ister, ölçmek ister. Yani sürekli kontrol etmek ister. Başlangıçta sizi çok mutlu eden bu romantik sürprizlerin bir süre sonra canınızı sıkmaya başladığını fark ettiler. Yani her kadın günün birinde er ya da geç, kimisi bir sene sonra, kimisi 10 sene sonra kontrol edildiğini, aslında sevilmediğini, yakınlaşamadığını. Çünkü bakın gerçek yakınlık ihtiyacınız karşılanmıyor. Narsist bir insanla dertleşemezsiniz. Narsist bir insan yanında karar alamazsınız. Diyelim ki aldınız, dediniz ki hadi canım denize gidelim. Gelir size, itiraz etmez. Ama burnunuzdan getirir. İşte buraya getirdim bizi de her yer sinek, arı bilmem ne falan. Bir sonraki sefere siz karar almazsınız. 30 yıllık evli bir danışanım eve halı alamadığından bahsediyordu. Maaşı var, dedim ki neden halı alamıyorsun? Çünkü dedi, ya alamayabilirim dedi ya. Yani aldırtmıyor dedi. Hani halı alamıyor evine. Emekli maaşıyla kendin evine halı alamayan, perde alamayan, bir kursa gitme karar, hiçbir karar alamayan kadınlar var. Hiçbir karar alamayan. Çünkü alırsa burnundan gelecek. Yani şeyi kabul eden kadınlar var. Ben bu sınırlar içinde hani buradan kaçmaya çalışıp canımı acıtana kadar onun çizdiği sınırlar içinde otururum daha iyi diyen kadınlar var. Hayır, bu da yanlış. Büyümenin bir yolu var fakat adım adım gidebilirsiniz. Bu videoda oraya sıra gelir mi bilmiyorum. Dediğim gibi bu ikinci videomuz bu konuyla ilgili. Üçüncüsü, dördüncüsü teker teker gelecek. Hepsini zamanla anlatacağız arkadaşlar. Narsist erkekler sizin kendinizi suçlu hissetmeniz için de ellerinden geleni yaparlar. Mesela kadın şeye gidiyordu. İşte kursa gidiyor, geliyor ama diyor ki çocuklar pizza yedi. Kadın kendini suçlu hissetmeye başlıyor. İşte keşke gitmeseydim. Acaba çocuklarımı ihmal mi ediyorum? Tülay Hanım ben gidiyorum ama işte hata mı yapıyorum? Yani mesleğimde gelişeceğim derken çocuklar acaba şöyle mi oluyor? Çünkü zaten onu hissetmesini istiyor erkek. Suçlu hissetmesini istiyor. Ya da geliyor, ya Tülay Hanım işte ben böyle mesleki anlamda kendimi geliştirmek için böyle şeyler yapıyorum ama ya acaba işte ofis iş yerimi ihmal mi ediyorum? İşte çünkü bu kursa gittiğim zamanlarda İşte o gün iş yerine uğrayamıyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum? Hep bir acaba yanlış mı yapıyorum? Bunu çünkü yani hep kendinizden şüpheye düşürürler sizi. Yani bir şey söylersiniz ya da şöyle söyler mesela. Siz dersiniz ki bak gece ben alkollü arkadaşlarımla o alkollü mekana gitmeni istemiyorum dersiniz. O da size der ki ya ne var onda, ben stres atıyorum, kafa dağıtıyorum. Yani bu sizin için çalışıyorum. Nedir yani, bu kadarını yapamayacak mıyım? Yine hemen suçlu hissedersiniz. Ya adam bizim için çalışıyor falan. Ben de gündüz arkadaşlarımla buluşuyorum. İşte o da arkadaşlarıyla buluşuyor. Acaba falan böyle sürekli kendinizden şüphe edersiniz. Çünkü dedim ya, anahtarlar onun elinde. Siz kendinize hiç güven duymadığınız bir anda onunla karşılaştınız. Güvensiz olduğunuz bir anda. Onaylanma ihtiyacınızı onunla karşıladınız. Bakın neye içinizdeki çocuğun ihtiyaçlarını karşıladı. Ve hala içinizdeki çocuk zannediyor ki bir tek o karşılar içimdeki şeyi, bir tek o dindirir. Ve kendi kararlarınızın arkasında durmanızı engeller. Böyle bir erkekle beraberseniz öfkelenmeyeceksiniz. Bir karar alıyorsanız alacaksınız ve yapacaksınız. Bir taraftan onun içindeki tereddütü, korku. Çünkü aslında narsist insanlar temelde kötü insanlar değil. Sadece yaralı ve sizi kaybetmekten korkuyor. Bütün
şiddeti, öfkesi, size söylediği yaralayıcı cümleler kendi korkularıyla alakalı, sizinle alakalı değil. Mesela onun işte onun aslında onaylamadığı bir kursa gittiniz ya da bir arkadaşınızla buluştunuz ya da işe girdiniz işte ama onun istemediği bir şey yaptınız. Böyle kalkıp da ben yaparım, ederim, asarım, keserim, ben katlanmam, bana falan yemez gibi böyle sert söylemlerden ziyade dedi ki mesela yine sizi çileden çıkartmak için ya tamam ben çocuklara baktım ona pizza yedirdim falan dedi. Çünkü aslında gitmenizi istemiyor. İşte sen istiyorsun ki siz de bunu fark ettiniz, işe uyandınız. Sakın söylenmeyin burada. Sen mahsus yapıyorsun, ben gitmeyeyim diye çocuklara pizza yediriyorsun. Dolapta yemek çıkarıp ısıtmak bu kadar mı zor çocuklara diye sakın kavga etmeyin. Deyin ki ona bakın pek çok sizin konu, şimdi ben bir örnek veriyorum, siz bunu kendi hayatınıza uyarlarsınız. Hayatım çok teşekkür ederim çocuklara baktın. Ben de kursa gittim. Kursta şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. O kursu kontrol edemediği için çok kaygılı ya. Siz de iki çocuk ve aslında boşanamayacağınızı düşünüyorsunuz ya. Bakın ayrılmak her zaman bir seçenek ama bu insana devam etmek istiyorsunuz diyelim ki. Hemen açın telefonunuzu. Bak burada bu ama onun böyle şeyini biliyorsunuz, siz de onu az çok biliyorsunuz. Bunlar vardı. Şunlar vardı. İşte bunları yaptık. Anladın. Sana da çok teşekkür ederim. Çocuğa baktın. Pizza yedirmişsin. Olsun, canın sağ olsun. Bir günlük pizza yemelerinden bir şey olmaz. İstersen bir dahakine beraber de gidebiliriz gibi yumuşak olmanız lazım. Neydi hatırlayalım? Anahtarı onun çözmesini, yani o anahtarı onun elinden almanız gerekiyor. Yani ipe asılmanın, sert yapmanın hiçbir faydası yok. Hayır bakın, yol yakınken eğer şu anda bu videoyu dinliyorsanız, bekarsanız ve evde çok mutsuz olduğunuz için bir insana doğru gidiyorsanız, tamam mı? Evde çok mutsuz olduğunuz için aman ha diyeyim, sakın. Sevgili genç kızlar, sakın böyle bir şey yapmayın. Ama oldu ki evlendiniz, iki çocuğunuz var, çok küçükler ve şu anda boşanmak istemiyorsunuz, çok hocanızı seviyorsunuz ama bu psikopatlıklara da dayanamıyorsunuz. Bir şekilde uzlaşmak istiyorsanız onun yolunu anlatıyorum şimdi size. Yani nasıl geçineceğinizi. Bunun için narsistin kim olduğunu, temel amacının sizi üzmek, aşağılamak olmadığını, tek derdinin sizi kontrol etmek olduğunu sakın unutmayın. Ama burada onu kontrol alanına kavga et tekrar boyuna onun kontrol alanına gir. Çare bu değil. Bakın. Öfkeli misiniz? Videomuzda da bunu anlatmaya çalıştım. Yani kavga etmek, tamam mı? Arkasından pes etmek ve boyun eğmek döngüsünü en çok narsist insanlarla yaşıyoruz. Söyleniyoruz ama ondan sonra dediğinizi yapmıyorsunuz. Çünkü suçlu hissediyorsunuz kendinizi. Bir şekilde içinizden ona hak veriyorsunuz. Evet haklı ya diyorsunuz. Evet haklı. Bu var, bir örnek anlatacağım. Yine aynı kadının başına gelen bir şey. Diyor ki, ben diyor İngilizce'den özel ders alacağım diyor kocasına. Neyse diyor ayarladım falan artık, çünkü kurtulmaya çalışıyor ya böyle artık. Ben olmaya çalışıyor, güçlü olmaya çalışıyor, ayaklarının üzerine durmaya çalışıyor. Kocası diyor ki, hoca diyor erkek mi? Erkek ama diyor 70 yaşında diyor. Adam bozuluyor. Erkeğin diyor genci yaşlısı olmaz diyor. Erkek erkektir, yanına bir arkadaşını al öyle git diyor. Kadın yine sinirleniyor. Yeter artık, bana karışamazsın. İşte İngilizce ders alacağım, kendimi geliştireceğim falan filan. Peki diyor adam. Yani peki sen biliyorsan öyle git diyor. Neyse asansöre biniyor. Yağmurlu bir hava. Gök gürlüyor ve işte elektrik kesiliyor ve kadın asansörde kalıyor. Hemen kocasını arıyor. Ahmet Ozan'ı. Ahmetciğim, asansörde kaldım. Kapıcıyı arasana. İşte beni buradan çıkarım falan. Neyse adam hemen koşuyor gidiyor. Zaten bu narsist erkekler böyle hemen koşup gitmeleriyle falan da şeydir. Gidiyor kadını kurtarıyor falan. Kadın sarılıyor kocasına ve şöyle düşünüyor. İşte diyor Allah'ın bir işareti diyor. Benim böyle şey yapmamam lazım. Bunu bile Allah'ın bir sopası olarak algılıyor. Neyse biz bu konuyu da konuştuk. Sadece bir tesadüf. Kadın korktuğu anda bakın asansörde kalıyor, yağmur yağıyor, gök gürlüyor, korkuyor ve ilk iş kocasını arıyor. Çünkü öyledir. İlişkinin başında sizin bir ihtiyacınıza, bir korkunuzla cevap verir. Saygı duyulmaya mı ihtiyacınız var? Size çok saygı duyar. Korkuyor musunuz? Hemen yanınıza gelir. Ben buradayım bebeğim, ben buradayım aşkım, ben buradayım hayatım, benim yanımda sana hiçbir şey olmaz. Sizi alıştırır böyle adım adım kendisini size bağımlı kılar ve siz basit bir konu. Sadece bekleseniz bir sizi aslında duyacak ve kurtaracak. Kocaman bir apartmanda oturuyorsunuz. Kapıcıya telefon edebilirsiniz kocanıza telefon edene kadar. Pek çok seçenek var ama aklınıza gelmez. Çocuk ateşlenir, dersiniz ki ben onsuz yapamam, onsuz hastaneye gidemem, ona ihtiyacım var. İçin ona ihtiyacınız olduğunu düşünürsünüz. Çünkü siz takvim yaşınızda değil, daha önce de bir kere daha söylüyorum, içinizdeki çocukla onunla ilişki, içinizdeki çocukla kocanız ilişki halindedir. Ve o da sizin içinizdeki çocuğu manipüle etmeyi, yönetmeyi, kontrol etmeyi çok iyi biliyordur, çözmüştür. İkinci baskı yapıyorum ama siz onu tanımıyorsunuz, o sizi
sizden daha iyi tanıyor. Bütün zaaflarınızı biliyor. O yüzden de siz ilk önce onun bildiği ama sizin bilmediğiniz, yani kör noktalarınızı çok iyi bilmelisiniz. Bunun için de düşünmek, yine ikinci baskı, videoyu bitirirken düşünmek, tefekküre dalmak, anlamak zorundasınız. Şu çok kolay. Bırak git, narsistten kurtul, hemen kurtul. Yolun başındaysanız evet, hemen kurtulun. Ama çok geç kaldıysanız ve şu anda sebep ne olursa olsun kurtulacak durumda değilseniz, ve şunu da unutmayın arkadaşlar, narsistle beraber olan kadınlar en çok şunu yapmaya çalışıyorlar, böyle para biriktirmeye, işe girmeye. Hayır. Bu sorunun duygusal bir sorun olduğunu, maddiyatla hiçbir ilgisinin olmadığını, videonun başında söylediğim gibi ekonomik olarak ve kariyer anlamında toplumda iyi yerlere gelmiş kadınların da bu süreçten paçasını sıyıramadığını görüyoruz. Problemin duygusal bir problem olduğunu, kaçarak kurtulamayacağınızı, zorlamamanız gerektiğini, sadece kendi ihtiyaçlarınızı, maddi değil, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılayarak içinizdeki çocuğu sakinleştirerek, çünkü bu tür erkekler genellikle sizin içinizdeki çocuğu sakinleştiriyordur. Ve bu narsistlerle baş etmek için kendinizi sakinleştirme becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi sakinleştirme becerinizi nasıl geliştireceksiniz? Yalnız kalacaksınız, kendinize telkin vereceksiniz, takvim yaşınızı hatırlayacaksınız ve çocukluğunuzu hatırlayacaksınız. Bunları kendi başınıza, başta da söyledim, yapmak zor olabilir ama imkansız değil. Sizden aldığı şey ve verdiği şey noktasında siz ona hayatınızı veriyorsunuz. O size bizcimcik bir şey veriyor. O yüzden de narsist biriyle hayatınız giderek fakirleşmektedir. Aldıklarınızı gözünüzde büyütmeyin. Tamam mı? Her ne, ama bakın, aldığınız şu bile olabilir. Kocanız çok kontrolcü bir insan olduğu için siz böyle evden çantanızı alıp çıkıyorsunuzdur. O böyle ütüyü kontrol ediyordur, her şeyi kontrol ediyordur. Bu bile bir konfordur. Bu bile bir konfordur. Bu bile sizi ona bağımlı kılıyor olabilir. Dersiniz ki ya kocam işte böyle benim unuttuğum şeyleri topluyor, benim kaybettiğim şeyleri buluyor. Bu bile sizi ona bağımlı kılabilir. Mümkün mertebe kendi yapabileceğiniz şeyleri kendiniz yapın. Kendi hayatınızın sorumluluğunu alın. Sorumluluk almadan öfkenizle de baş etmeniz çok zor. Narsist bir insanla da baş etmeniz çok zor. Sorumluluk derken tekrar söylüyorum. Üçüncü kere mi söyledim, beşinci kere mi söyledim? Duygusal sorumluluktan bahsediyorum. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Narsist bir erkeğin nasıl eline düşeriz ve onunla beraber yaşarken nasıl kurtuluruzu konuştuk. Özet geçeyim mi yoksa baştan izler misiniz bilmiyorum. Hadi özet geçelim bir. Narsist erkeğin eline yağmurdan kaçarken tutuluyoruz. Zorlu zamanların arkasından böyle erkeklerin hedefi haline geliyoruz. Zorlu zamanlarda yeni bir ilişkiye başlamamak da bu yüzden çok doğru. Narsist erkeğin tek derdinin sizi kontrol etmek olduğunu unutmuyorsunuz. Bunu da bir daha söylüyorum. Narsist erkeğin elinden savaşarak kurtulamayacağınızı, çünkü onun elinde size ait silahlar da var. Sizin zaaflarınızı çok iyi biliyor. Savaşarak, kaçarak değil, anlayarak, özümseyerek, çabayla, tefekkürle kurtulabilirsiniz. Bir günde değil, boşanarak kurtulabilir miyim? Önce duygusal olarak bir boşanın, meselenizi halledin. Çünkü narsist bir insandan boşanarak da kurtulmaz. Eğer evliyseniz evlenmeyin ama boşanarak da sorunu birdenbire çözemeyeceğinizi bilin. Gerekirse yardım almaktan da çekinmeyin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen dikkatlice buraya kadar dinlediyseniz, bir daha söylüyorum. Bir kere dinlemekle bir kere daha dinleyin. Özümseyin, gerekirse notlar alın. Notlar çıkartın kendinize. Bu kanaldaysanız lütfen şu kararda olun. Kendi üzerimde çalışacağım. Bunları öğreneceğim. Hayatıma da yavaş yavaş aktaracağım. Bir günde değil, psikolojik değişimler bir günde olmaz. Tamam mı? Bir günde bu noktaya gelmediğiniz gibi bir günde bu noktadan çıkamazsınız. Bir mucize yok. Ama sabırla her gün tekrar ederseniz muhakkak şifa bulursunuz. Muhakkak ruhsal olarak iyiye doğru gidersiniz. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.